bilmem kaç tane doktora, kaç tane bilmem ne, kaç tane ARGE merkezi, kaç tane bilmem ne kuracağım, edeceğim, bilmem yapacağım. Bilmem. Ya kimse demiyor kardeşim sen Kars'tasın, yani yeni üniversitesin. Sen butik olarak çalışman lazım, sen bunları yazdın. Bunların hesabını kimse sormuyor mu? Yani Cambridge Üniversitesi onları bir yılda yapamaz yani. Şimdi gelelim bu TÜBİTAK meselesine. Bu TÜBİTAK Türkiye'nin şu anda kanayan yarası. Onlar ne dese desinler kendilerine. Dünyada bunun böyle bir organizasyon yapısı yok. Bak söyledim ben. Hem satıcı, hem yapıcı, hem teknoparkçı, hem ARGE merkezi yöneten, hem bilmem ne yapan. Sonuç itibariyle gördüğünüz gibi plan yapan, karar veren, dağıtıcı, icracı, uygulayıcı, servis yapıcı, satıcı, izleyici, değerlendirici, denetleyici tüm rotları üstlenerek hantal demoda bir yapı durumunda şu anda. Ve Türkiye'de ismi Bilim Teknoloji Laboratuvarı ARGE geçen her şeyi ben yaparım diyor. Yeni laboratuvarlar kuruyor, yapmaya devam ediyor. Dünyada kriminal, adli tıpa bakan bir tane TÜBİTAK benzeri yapıyor şöyle. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir saha en tehlikeli sahadır. Toplum bir yanlış yaparsan toplum algısı komple negatife dönüyor. Adam gördünüz bu olaylar yüzünden kriminal adli tipi yüzünden TÜBİTAK'ın düştüğü halleri görün. Medyada görün, toplumdaki saygınlığına görün. Yani şimdi bu TÜBİTAK bu kadar kötü ARGE sonuçları varken sen nasıl gidersin her şeye el atarsın. Ve devam edelim. Büyük detayları tamamen görmezden geliyor. Performans sorunu var. Apsak çavuş çizgileri. Tamamen kimin ARGE'den alacağı, Sayın Başkanım bana söylediği gibi sen bırak bunları da eğer şeye ihtiyacın varsa söyle yapalım. Projeye ihtiyacın varsa. Ve sunulan projelerin çoğu değere dönüşmüyor. Bir sürü bu aklınıza ne geliyorsa okuyun siz ben söylemeyeyim. Bu TÜBİTAK'la bu haliyle bu veri ARGE verilerini düzeltmemizin imkanı yoktur.